gözler. Hayatın karşımıza ne çıkaracağı, bizi neyle, kimle, nasıl, nerede sınayacağını bilemiyoruz elbette. Zor günler geçiriyor, geçirdi, daha da geçirmeye devam ediyor. Aramızda bir haftayı tamamladı. Bakalım en retro haliyle nasıl bir performans sergileyecek Nazlı Amarat Podium. Nereye gidiyorsun? Bu retro halinle. Film galasına gidiyorum. Film galasına gidiyorsun. Gel bakalım. Ezgi. Çok güzel gözüküyorsun öncelikle. Ama böyle bana bir vintage geldin. Retro değil de. Bilemedim ki. Hani benim retro anlayışım böyle çünkü. Yani geçmiş dönemin parçalarını 2015 yılına uyarladım. Yani bilmiyorum ben... Ben konuşmayayım. Anlamadığım bir şeyden çıktı. Yani uyarlamamış, bizzat geçmişte kalmış. Ya evet, geçmiş gibi gözüküyorsun. Günümüz gibi gözükmüyorsun. Evet, 60'lar gibi gözüküyorsun. Evet, 60'lar, 50'ler sonu, 60'lar başı. Hı-hı. Ama 2015'e uyarladım. Hani 2015'te bu şekilde kullanabilirim diye. Peki. Yani. Ayşegül, var mı yorumun? 2015'te o ayakkabıyı giyer misin? 2015 ayakkabısı zaten, dönem ayakkabısı değil ki. Bana bayağı eski dönem gibi geliyor. Bir de o çantayı da takmazsın bence sen 2015'te. Bunu da günümüzden aldım, vintage mağazasından aldım. Günümüzden almış olabilirsin ama hani 2015 diye bir şey katıyorsun araya. Hani 2015'te kullanabilir misin? Onu duymak istedim sadece. Bana göre de 60'lar olmuşsun. Bir de eteğinin tarlatanı, ne bileyim, alt kısmı çok çok geniş duruyor şu an. Hani bir, evet, kısa olduğundan herhalde, kısaymış sanırım. Ben de seni bayağı bir 60'lar ama gözlüğün alakasız geldi bir de bana. Aynalı gözlük. Çok kombine alakasız geldi. O dönemin gözlüğü. Çiğdem. Bana gözlüğün çok alakasız geldi. Yuvarlak bir gözlük taksa mıydın dedim ama Ezgi'ye katılmamak da mümkün değil. Bana da çok gelmedin retro olarak. Yani daha modern. Bilemedim yani. Yani gözlük şekil olarak o dönemin gözlüğü ama aynalı olması... Günümüzü ifade ediyor. Hani şekil olarak sanki böyle daha mı yuvarlak olmalıydı bilmiyorum. Yani çok böyle değişik geldi o bana. Nihal? Bence ceketini çıkardığında çok tatlı bir kadın var. Ama o ceketle böyle olmuş, böyle olmuş. Yani Uğurkan hocamdan öğrendiğim kadarıyla bence o ceketle o altındaki elbise vücut proporsiyonunu kötü göstermiş. Belimin inceliğini kemerle çıkarttım. Ama sen yürürken özellikle arkadan çok kötü görünüyor. O ceketi çıkarttığında çok güzel ama bence o ceket olmamış. Hazır mısın Nazlı? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Hoş geldin Hamarat. Hoş bulduk. Boğuldum. Nefes alamıyorum sana baktıkça. Çok fazla abartmışsın, takmışsın, takmışsın. O ceket pasta gibi görünüyorsun. O eteğin altında tel tarlatan olmamalı, tülden olmalı. Tül var, bir de tarlatan giydim. Tamam ama tel de var. O kadar keskin duruyor ki böyle geliyor, böyle geliyor eteğin. Olamaz, çok kabarık zaten. Bu kadar kabarık olmaması gerekiyor en başta. Gözlüğün aynalı cam. Bu kadar dönem kadını yapmışken aynalı camlı gözlük takmamalısın. Onunla günümüze dönerim diye düşündüm. Dönemedin ama. Ben çok karışık ve çok boğucu, çok abartılı buldum. Ayakkabın da mesela bu kadar desenli bir eteğin altına öyle bir ayakkabı olmaz. Ben yine sıfırcı hocalığa devam ediyorum. 5. Teşekkürler. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Eteğin altında tarlatan çıkıyor mu? Çıkartabilir misin? Nasıl çıkartacağım? Yani böyle indir.
Ya kaldırmam gerekiyor. Ha? Kaldırmam gerekiyor. O şey, tarlatanı tamamen çıkartmak lazım. Tel zaten olmaz, evet. Retro. Yanlış yani. Retro tarzında tarlatan yok. Yani dönemde de var, dönem tarzında ama retroda yok bir şey, böyle bir şey. Bir yardım etsin bir arkadaşı. Ay, ama yine abartmış. Bizim sever bu. Teşekkür ederim. Ha, şimdi bakalım. Bir dön. Evet. O tarlata neden taktın? Daha kabarık durmasını istediğim için. Retro'nun kabarık etekler yok. İşte o yıllarda varmış ya. Ne hani yılları? Kumaş günümüz de model o dönem olsun istedim. Zaten bayağı geniş şu anda. O kadar kabarık kabarık ihtiyacın yok zaten. Çok fazla döneme gittin yani, dönem kadın gibi oldun. Retro'nun evet kumaş karışma, takıları, gösterişli takıları, eldivenler, belki bir saç bandana bile koyabilirdin şeyin bunun üstünde. Ama ayakkabı çok yanlış. Çantada da öyle. Biraz fazla dönem oldun. Ama güzel görünüyorsun. Etiğine üstü o şey incir kolye ve bilezik çok güzel durdu. Teşekkür ederim. Ama gözlük yanlış. Gözlük yanlış. Yapmasın keşke. Kırayım mı? Ama tekrar. Bir tık şeyde daha iyi. Altı veriyorum. Teşekkür ederim. Özünde daha iyi. Uyka. Nazlı, bir toplumda durduğum zaman veya bir davette sen içeri girdiğin zaman vay ne oluyoruz, kim bu derim. Ama bu kim buyu derken ne kadar da abartıya kaçmış derim. Biraz işin içinde abartı var. Kötü müsün? Hayır değilsin. Ben de şu altın eteğini tamam arkadaşlarım çıkarttı. Sanki bir dönemden geçiyormuşsun, sanki bu konseptimiz bir dönemmiş havasındasın bu kıyafetle. Kolyelerin olmasaydı Ivana'nın tersine, bir bandana olsaydı, içindeki daha değişik olsaydı seni çok beğenebilirdim. Kötü müsün değilsin, çok özenmişsin. Ayrıca da ben seni ilk defa karşılaşıyorum. Çok da üzgünüm. Abi. Her şey inşallah güzel olacak kızım diyorum. Abi. Puan. Puan? Abi. Ben o kadar kıt olmayacağım. 7. 7 puan. Teşekkür Özenmeyi ediyoruz. Görüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz kötü müyüz? Hayır canım yani. Ahmarat. Her gün onlarlasınız. Acısız, acısız biz. Hoş geldin Hamarat. Nasılsın canım? Daha iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi beni en çok rahatsız eden kolyen, bileziğin, üstündeki o peluş ceketin, kabanın, gözlüğün, en çok beğendiğim eteğin, bayıldım kumaşına. İyi ki onu çıkardın. Yanlış yapılmış bir şey o, olmamış. Ve üstündeki o kombin, o iki kumaşın bir araya gelişi muhteşem, çok beğendim. Ama geri ayakkabın, mesela benim annem rahmetli, arkası dikişli çok çorap giyerdi ben çocukken. Hep kapalı ayakkabıyla giyerdi. Bilmiyorum açıkla. Hep kapalı böyle sivri burunlu. O çorabına bayıldım. Çok beğendim. Ayakkabın da bu kombine olmamış. Evet abartmışsın. Keşke o kolyelerle, o gözlükle, o kabanla keşke gelmeseydin. Puanım daha farklı olurdu sana. Canım. 6 diyorum ben de. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Nazlı değerini alıyoruz. Kim gidecek, kim kalacak sorusunun cevabını bulmaya geldi sıra. Böyle biraz sıradan gibi, normal. O biraz daha sanki özenmiş gibi geldi. Ve saçını böyle bir şey beklemiyordum. En azından görsel, hani şov saçı bekliyordum. Kızın da daha çok uzanması gerekiyordu. Ben burada olsam çok değişik şeyler takardım kafama. İkiniz de bu hafta başarılı değildiniz. İkiniz de çok kötüydünüz. İkinizin de en zarif, en şık
en stil hali bu mu? Bu musunuz siz yani? Bu kadar mı? Tarz tartışabilir. Herkes tarzı olmayabilir. Ama kendine göre yakışan elbise giymek benim için çok önemli. Sevgili izleyiciler, birinci sezonun kraliçeleri rekabetin şiddetini iliklerine kadar hissediyor ve beklentinin büyüklüğü karşısında biraz sarsılıyorlar bu aralar. Ama hatırlıyoruz, galalar onların alçaktan uçtukları, podyumu salladıkları performanslar. Bakalım bu gecedeki performanslarıyla namımız yürüsün diyebilecekler mi? İkizler geliyor, Aycan Nurcan Şencan podyumda.